Merhabalar, Kaptan Eşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Instagram'da en çok beğenen tariflerimden biri olan köpük çikolata pastası tarifini vereceğim. Köpük çikolatası e, yumuşacık, üstünde krem şanti ve altındaki minnoş kekiyle ile şahane bir pasta. Kremasının kalın olduğuna bakmayın, kesinlikle ağır değil, oldukça hafif bir tatlı. Bir dilim size asla yetmeyecektir. Köpük Çikolata Pastası Tarifi için ben gerekli malzemeleri aşağıda belirttim. Burada da tüm detaylarıyla birlikte teker teker sayacağım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle kekimizle başlayacağız. 2 yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao ve bir tatlı kaşığı kabartma tozu kullanacağız. Kek malzemelerimiz bu kadar az. Yağsız bir kekimiz olacak. Öncelikle yumurtalarımızı karıştırma kabımızın içerisine alalım. Şekerimizi de ilave edip tüm keklerimizde yaptığımız gibi yumurta ve şeker e, homojen hale gelene kadar, kremamsı bir yapıya gelene kadar güzelce çırpalım. Bu kısımda birçok arkadaşım neden manuel bir çırpıcı kullandığımı soruyor. E, çekim yaptığım yere mikserim yetişmediği için ben böyle kullanıyorum. Ama siz mikserde kullanabilirsiniz. Krema kıvamına geldikten sonra içerisine diğer tüm katı malzemelerimizi, unumuzu, kakaomuzu ve kabartma tozumuzu bir elek yardımıyla karıştırıp eleyeceğiz. Her zaman söylüyorum keklerde bu eleme işlemi çok önemlidir. Böylece kekiniz her taraftan eşit şekilde kabaracaktır. Çünkü kabartma tozumuz unun tamamına yayılmış olacaktır. Katı malzemelerimizi de yumurtalı karışımımızın içerisine ekledikten sonra tekrar bir çırpıcı yardımıyla veya siz mikser de kullanabilirsiniz. Mikserinizle karıştıracağız ve kek hamurumuzu hazır hale getireceğiz. Kek hamurumuz oldukça koyu kıvamlı bir hamur olacak. Bu sizi yanıltmasın. Gördüğünüz gibi çok koyu bir hamur. Şimdi kalıbımızla ilgili kısımda birkaç püf noktası vermek istiyorum. Verdiğim bu hamur tarifi 22-24 santim kelepçeli kalıplar için uygundur. Ben burada kare kelepçeli kalıp kullandım. Ama siz e, yuvarlak da kullanabilirsiniz. Kalıbımızın altına yağlı kağıt sermeniz yeterli. Kek hamurumuzu kalıbımızın içerisine dökeceğiz. Katı kıvamlı olduğu ve az bir hamur olduğu için spatula ile yaymak zorunda kalacağız. Sakın korkmayın. Köpük çikolatamızın altında çok kalın bir kek istemiyoruz. Kalıbın tamamına bir spatula yardımıyla kek hamurumuzu da yaydıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırına e, kekimizi koyacağız. Kekimiz kabarmaya başladığı anda kapağını açın, birkaç e, saniye kadar bekleyin ve sonra ayarını 160 dereceye düşürüp o şekilde pişirmeye devam edin. Piştiğinden de kürdan testiyle emin olduğumuzda kekimizi artık fırından çıkarabiliriz. Böylece çok kabarmamış sünger gibi bir kek elde edeceğiz. Kekimiz fırında pişerken biz de şimdi köpük çikolatamızı yapalım. Çeyrek su bardağı su, çeyrek su bardağı pudra şekeri, yine çeyrek su bardağı kakao, 2 adet krema ve 300 gram ya da 320 gram nasıl arzu ederseniz sütlü bitter karışık çikolata kullanacağız. Ve 60 gram da tereyağına ihtiyacımız var. Öncelikle sıcak suyumuzun içerisine kakaomuzu ilave edeceğiz ve karıştıracağız. Bunu bir kenarda soğumaya bırakıp diğer işlemlerimize geçeceğiz. Önce bu kısmı yapmayı unutmayın. Su ılık olmayacak, sıcak olacak. Buna da dikkat edin. Böylece kakao daha çabuk eriyecektir, e, çikolata şey suyun içerisinde ve istediğimiz aromayı daha çabuk verecektir. Şimdi bu kakaolu suyumuz bir kenarda e, soğurken biz de benmari usulü çikolatamızı ve tereyağımızı eriteceğiz. Kaynayan bir e, ten, su tencerenin içerisine bir kap koyun ve çikolatalarla tereyağlarını kırarak ilave edin. Ben bitler ve sütlü yarı yarıya kullandım. Siz arzu ettiğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tereyağını da bu şekilde küp küp doğrayıp atarsanız e, erimesi çok daha kolay olacaktır. Burada bir püf noktası daha vermek istiyorum. Kullanacağınız kabın en altı suya değmesin. Eğer suya değerse alttaki çikolatalar hemen yanacaktır ve çikolatanın yapısı bozulacaktır erime işleminde zaten su kaynamaya çıktığında altını kapatmanız yeterli onun sıcağıyla tereyağı ve çikolata eriyecektir tamamen eriyip homojen hale gelene kadar e, karıştırmakta fayda var bırakıp gitmeyin kendi kendine erisin diye muhakkak karıştırarak eleyin şimdi çikolatamız ve tereyağımız da eridi. O da oda ısısına geldikten sonra yani hafif soğuduktan sonra gördüğünüz gibi hafif bir kıvam aldı. İçerisine diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Öncelikle hazırladığımız e, bu kakao'lu karışımı ekleyeceğiz ve mikserimizle homojen hale gelene kadar güzelce çırpacağız. İkisinin de e, soğumuş olması, oda sıcaklığında olması bu aşamada çok önemli. Lütfen sıcakken et, et, eklemeyin. E, yoksa istediğimiz o köpük kıvamını elde edemeyiz. Karıştıracağız mikserin yüksek devrinde. Benim bu pastada en sevdiğim kısım işte bu aşama. Çikolatanın yapısı öyle güzel bir hale geliyor ki insanı hipnotize eder bir şey oluyor. Yaptıkça yapasım geliyor benim bu işlem. O yüzden bu hale geldikten sonra içerisine e, çeyrek su bardağı pudra şekerimizi ve iki paket kremamızı ilave edeceğiz. Kremalarımızda da yine püf noktamız kremamızın soğuk olmuş olması lazım. Yani oda sıcaklığında olmasın kremalar. Böylece daha çabuk köpük haline gelecektir. Tüm bu aşamaları yaparken Kremalarınız buzdolabında olması yeterlidir. Dondurucuya koymanıza gerek yok. Şimdi yine tüm malzemeleri de ekledikten sonra artık en sevdiğim işleme geldi. Mikserle karıştıracağız. Yaklaşık bir 10 dakika kadar sürebilir. Korkmayın. Önce küçük devirle başlayın. Ama sona doğru yaklaştıkça devrini arttırın. hem rengi değişecek açılacak hem de daha kalıbından daha büyük bir hale gelecek ve bu şekilde gördüğünüz hareler oluşturacak şu anda köpük çikolatamız da hazır bu aşamada kekimiz de pişmişti ben onu fırından çıkardım ve soğumaya bıraktım soğumuş kekimizi kalıptan hiç çıkartmıyoruz hiç açmıyoruz da şu şekilde kalıptayken e, hali hazırda yani kalıptayken içerisine çikolatamızı ekleyeceğiz. Bu işlemi yaparken de çok fazla bastırmayın. Ee, çok fazla bastırırsanız istediğimiz o bulutsu dokusunu kaybedebilir. Yumuşak hareketlerle kalıbın her tarafına gelecek şekilde düz bir ortam oluşturacağımız şekilde Köpük çikolatamızı yayalım. Bir spatula yardımıyla düzelttim ben. Sizde yine bir spatula ile veyahut bir e, maşanın arkasıyla düzeltebilirsiniz. Pastamız şimdi hazır. Bunu buzdolabına kaldıralım ve biz bu sırada krem şantimizi yapalım. Krem şantimizi üzerinde yazan miktardan yaklaşık yarım bardak daha az sütle yaparsanız daha koyu bir hal alacaktır. Ben burada e, böyle bir e, uç yardımıyla noktacıklar yaptım ama baştaki videomda da gördüğünüz gibi siz direkt krem şanti üzerine de dökebilirsiniz bu şekilde yaklaşık 5-6 saat kadar tercihen bir gece buzdolabında bekletin buzdolabında beklettikten sonra kalıbını çıkartmak çok kolay olacaktır ben kalıptan çıkartma kısmını çekmemişim nedense. Keşke çekseydim ama oldukça kolay oluyor, emin olun. Bir gece beklediği için de çok güzel donuyor e, ve net dilimler elde edebiliyorsunuz. Şimdi daha iyi göreceksiniz. İşte çikolata köpük çikolatalı pastamız hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim Instagram'da en çok tarifi istenen en çok denenen beğenen pastalarımdan biriydi. Ee, yine misafirlerim tarafından da özel istek aldığım pastalardan bir tanesi. Hem hafif hem çok lezzetli hem de bir gece öncesinden yapıldığı için misafiriniz geldiğinde sizi yormayacak hemen servis edebileceğiniz gösterişli pastalar arasında. Bir dilim size asla yetmeyecek inanın bana. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yiyecek olanlara afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen pastamı denerseniz yorumlarda beğenip beğenmediğinizi de benimle paylaşın. Yine çok güvendiğim pasta tariflerimden biridir. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.